Herkese selam arkadaşlar. Bugün bana gelen en çok sorulardan bir tanesiyle ilgili konuşacağım. O da nedir? İngilizce anlıyorum ama konuşamıyorum. İngilizce nasıl konuşabilirim? İşte bunun hakkında konuşacağız. Merak etmeyin, hiçbir şey satmıyorum. Size de indirim kodu vermeyeceğim. Bu olayın asıl ana kaynağına ineceğiz. Yani neden konuşamıyorsunuz? Onun nedenlerine gidiyoruz. Beni tanımayanlar varsa arkadaşlar, 2016 yılından beri Londra'da yaşıyorum. Yaşıyorum dediğimde şöyle, 6 ay yaşıyorum ve çalışıyorum. Diğer 6 ayda da dünyayı geziyorum, seyahat ediyorum. YouTube kanalımda da hem Londra hayatımı, Londra'da ne yapıyorum, ne ediyorum, hem onları paylaşıyorum, hem de dünyayı gezerken ki gezi vloglarımı paylaşıyorum. Tabii ki de işte hem YouTube kanalımdan hem de Instagram hesabımdan sizlerden çok fazla soru alıyorum ve de bunların aslında bir iki, tamam mı, en çok soru aldığım şeylerden bir tanesi İngiltere'ye nasıl gelebilirim? Onu zaten yukarıda verdim, açıkladım. Brexit'ten sonra gerekli olan şartları bulabilirsiniz. İkincisi ise hem İngiltere'de yaşamla alakalı hem de hani dünyayı gezerken ki durumla alakalı. İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum. İngilizce nasıl konuşabilirim? İngilizce konuşmamı nasıl geliştirebilirim? Şimdi aslında biraz bakın, kendinize dürüst olun. Bu kendinize dürüst olun. Aslında bu sorunun neden konuşamıyorumun sorusunu aslında herkes çok net biliyor. Yani ama bunu biraz böyle yüksek sesle söylemekten de hani çekiniyoruz. İtiraf etmekten de çekiniyoruz. O yüzden de bu videoda bunu böyle bol bol söyleyeceğim ki, bunu böyle bol bol yüksek sesle söyleyeceğim. Belki o zaman kabul etmesi birazcık daha rahat olur. İngilizceyi neden konuşamıyorum gibi bir soru değil aslında bu. İngilizceyi neden konuşmuyorum olması gerekiyor. Çünkü bir şeyi yapmadan yapmayı öğrenemezsin, değil mi? Yani bir şey yapmıyorsun, sen konuşmuyorsun. Ve de sonra senin sorduğun soru, neden konuşamıyorum? Çünkü konuşmuyorsun. Peki neden İngilizce konuşmuyoruz? Bunun da altında yatan iki sebep var. Birincisi ve aslında en büyük nedeni, başkalarının bize dalga geçmesinden korkuyoruz arkadaşlar. Hadi açık olun, itiraf edin yani. Asıl sebep bu zaten. İşte insanlar, sen işte konuşurken, İngilizce konuşurken bir kelimeyi yanlış söylediğinde ya da bir şeyi anlamadığında, telaffuzun kötü olduğunda onlara göre insanlardan, çevrendekilerden böyle dalga konusu olacağını, onlar tarafından işte ne bileyim hani onların sana güleceğinden falan hani çekiniyorsun. Aslında bu Türkiye'de işte başkasıyla dalga geçme, başkasını sürekli eleştirme, başkasının hayatına karışmaya çalışma falan, bu sosyal baskı Türkiye'de çok fazla var. Yani inanın bu sadece İngilizce hani konuştuğunuzda size dalga geçecekler değil. Zaten sizin hayatınız sürekli hani eleştiriliyor başkaları tarafından. Ben 2016 yılından beri İngiltere'de, Londra'da yaşıyorum ve de hiçbir İngiliz'in, hiçbir burada yaşayan farklı milletten birisinin benim İngilizcemle dalga geçtiğini, ben bir kelimeyi yanlış söylediğimde ona böyle gülüp "Aa, bu kelimeyi ne biçim söylüyor, telaffuzu ne biçim" gibi, ya da ben bir kelimeyi anlamayıp tekrardan sorduğumda "Yani bunu bana anlatır mısın, işte hani bu kelimeyi bilmiyorum, açıklar mısın" dediğimde kimse benimle "üf püf" falan yapmıyor. Yukarıya koyduğum videoda mesela işte orada ev arkadaşımla İngiltere içki fiyatlarını anlatırken videoda ev arkadaşımla birlikte işte kokteyl yaptık ve de orada hani İngilizce bir video oldu. Ya şimdi oradaki yorumlara bakarsanız, şu 4 yıldır eleştirilmeyen İngilizcem tabii ki de bir Türk tarafından "telaffuzun şöyle, telaffuzun böyle, ilk önce telaffuzunu düzelt, söylerken kelimeleri yanlış söylüyorsun" gibi bir eleştiri oldu. İşte neden bunu yapıyoruz biz birbirimize? Ki bunu hiçbir İngiliz, hiçbir buradaki yabancı milletten duymadım böyle bir şey. Tabii ki de bu telaffuz hatalarını tabii ki de bir Türk'ten duydum yani. Seviyoruz ya. Birbirimizi böyle kötü eleştirmekten hoşlanıyoruz yani. Nedense böyle bu herhalde şey geliyor. Şimdi birazcık psikoloji, yani birazcık yani düşünmeye çalışıyorum neden bunu böyle yapıyoruz diye. Herhalde böyle yaptığımızda kendimizin daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Bilmiyorum. Belki de. Çözemedim yani. Neyse, konuyu çok
Uzatmadan, dağıtmadan kusura bak, benim böyle herhalde bir şeyler yine dolmuş. Böyle bir şey olasım geldi, konuşasım geldi falan. Yani özetle arkadaşlar, konuşmadan konuşamazsınız. Yani bir bebeği düşünün. Daha işte yeni doğduğunda hiçbir şey bilmiyor, değil mi? Emeklemeyi bilmiyor, yürümeyi bilmiyor falan. Nasıl bunları yapıyor? Kendi başına yapıyor. Emeklediğinde düşerek yapıyor. Bir yerlere kolunu, bacağını çarparak yapıyor. Yürümeye çalıştığında ilk önce, değil mi, emekleme oluyor, sonra yürümeye çalışıyor falan. Hani böyle adım adım kendisini sürekli geliştiriyor, sürekli geliştiriyor ve de bunları sürekli hatalara düşerek, yanlışlar yaparak, sürekli düşerek kalkarak yapıyor. Bir şey istiyorsak arkadaşlar, biz de bunları yapmak durumundayız. Yani siz İngilizce konuşmak istiyorsanız ilk önce konuşmalısınız. Bir dili konuşmak, o dilin sadece gramerini öğrenmek değil. Hatta şöyle de bir eleştiri yapayım. Yani aslında yani Türkiye'de gördüğüm İngilizce eğitiminde ki çok fazla gramer, işte bu kadar, işte ne bileyim, past perfect tense gibi, hani bu kadar gramere aslında ihtiyacınız yok. O dili konuşmak ve de bu ülkede yaşamak diyeyim hatta ben size, yani İngiltere'de yaşamak için bile bu kadar detaylı bir gramere ihtiyacınız yok. Arkadaşlar, İngilizce sizin ana diliniz değil. Tabii ki de bunun İngilizler gibi konuşmanız, Amerikalılar gibi konuşmanız, doğmadığınız sürece, orada yetişmediğiniz sürece mümkün değil. O yüzden de tabii ki de yani söylerken, kelimeleri söylerken farklılıklar, farklı söyleyiş tarzları falan, farklı telaffuzlar çıkabilir. Dilde önemli olan bir dil öğrenmenin amacı nedir? İletişim kurabilmek. Siz iletişim kurduğunuz takdirde o, zaten o dili öğrenmişsiniz, kullanabiliyorsunuz anlamına gelir. Buradaki asıl olay, İngilizce konuşmanın asıl olayı iletişim kurabilmek. Mükemmel bir İngilizce konuşmak, mükemmel bir aksan yapmak, onların gibi, ana dilinizmiş gibi o seviyede konuşmak aslında iletişim kurmak için çok da gerekmiyor. Yani tabii ki de bilimsel bir makale yazmayacaksanız, ondan bahsediyorum. Yani. Peki Türkiye'de kimle İngilizce konuşacaksınız? Bu da size kalmış bir şey arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane arkadaşına şey yaparsın, senin gibi İngilizce konuşma isteyen, hani bu konuda kendini geliştirmek isteyen bir arkadaşınla sürekli İngilizce konuşmayı dene. Atıyorum arkadaşınla beraber görüştüğünde İngilizce konuş, İngilizce mesajlar, İngilizce telefonda konuş, değil mi? Hani bunu yapabilirsin. Böylelikle İngilizce, arkadaşınla İngilizce konuşurken hem kendi konuşmanda gelişme sağlıyorsun, sürekli konuştuğun için kelimeler daha çabuk geliyor aklına falan. Artı bir de duyduğun için, arkadaşından da karşı taraftan da duyduğun için bir kulak dolgunluğu da oluyor. Ayrıca artık şu anda herkesin evinde Netflix denen bir şey var. Yani açıyorsun dizini, hani boş vaktinde hemen koşa koşa Netflix açıyorsun. Oradan şeyden film ve dizileri açıyorsun. Bunları yaparken İngilizce olarak dinle, İngilizce altyazısını da aç. Yani böylelikle hem duyacaksın, hem kulağın duyacak o kelimeyi nasıl söyleniyor diye, hem de gözle hani göreceksin. Hani bu algılamada daha iyi şey yaratıyor. Yani en azından benim için şu anda, ben böyle çok bilimsel konuşmayayım ama kendim olarak söyleyince, hani kendimi baz alaraktan konuşuyorum tabii ki de. Hani hem duyduğum ve hem gördüğüm şeyi daha kolay algılayabiliyorum. Yani daha fazla kelime öğrenmek için işte odanda, evde ya da işte nerede çalışıyorsan ofiste falan, hani kendi alanlarının olduğu yere, orada gördüğün her şeye mesela post-it yapıştırabilirsin. Onun ne olduğunu İngilizce olarak kelimesi, İngilizce olarak karşılığını yazarak mesela post-it yapıştırabilirsin. O yüzden yine göreceksin. Yani o kelime çıktığında o görüntü hemen gelecek aklına. Böylece daha iyi, hızlı algılayabileceksin. Daha kolay bu ileriki kullanımlarında yardımcı olacak sana. Hani neden İngilizce konuşmuyorum? Artık konuşamıyorum demiyoruz çünkü. Konuşmuyorum. İkinci nedeni de zora gelemiyoruz arkadaşlar. Yani öyle de bir şey var. Sen bir şey için çaba göstermeden onu zaten yapamazsın, meyvesini alamazsın yani. Ama birazcık zora gelince, işte biraz zorlanınca hemen böyle bir geriye vites yapıyoruz, yan çiziyoruz falan böyle. Zor geliyor bazen. Bazen zor geliyor ama yapmadan, çalışmadan, konuşmadan, bu pratikleri yapmadan İngilizce konuşmayı beklemeyin. Böyle hap ya da iğne yok, böyle sana bunu yapacaklar. İşte artık İngilizce konuşabiliyorsun falan. Öyle bir dünya, hani öyle bir şey yok. O yüzden de aslında bu sizin ne kadar isteğiniz
var ve de ne kadar bu sosyal baskı şeyini kaldırıp size dalga geçilse bile bunu umursamamaya başladığınızda ve çalışarak sizi kendinizin bilmesiyle, yani sizin nerelerde eksiğiniz var, hangi konularda birazcık daha çalışmanız gerekiyor, bu konular üzerine, hangi konular üzerine daha çok gitmeniz gerekiyor, bunları yapıp çalıştığınız takdirde tabii ki de İngilizce konuşacaksınız. Yani İngilizce konuşmak ya da hiçbir şey, aslında hep böyle dil konusundan gittik ama asıl anlatmaya çalıştığım hiçbir şey siz istedikten sonra yapamayacağınız bir şey değil. Hiçbir şey zor değil. Sadece siz onu kafanızda zorlaştırıyorsunuz. Bunu zaten şu kafa şeyini, o psikolojiyi, işte o çok zor, yapamıyorum, herkes benimle dalga geçiyor psikolojisini kaldırdıktan sonra emin olun her şeyi yapabilirsiniz. Çünkü herkes her şeyi yapabilir. Umarım bu videom sizin için yararlı olmuştur. Birazcık kendinizi motive etmenizi sağlar. Böyle içinizden evet ya, evet ben bunu yapacağım falan demenizi inşallah sağlamıştır diyorum. Bir de şeyin aslında bunun ne kadar basit olduğunu, siz istedikten sonra hiçbir şeyin zor olmadığını da inşallah size gösterebilmişimdir. Ama tabii ki de videonun altında o öyle değil, bu böyle değil, sen yanlış biliyorsun ya da işte denedim ettim hepsini yaptım ama yine de konuşamıyorum diye yorumlar mutlaka olacaktır. Arkadaşlar bunların hepsi bahane. Yine bahane. Asıl olay bu. Anlattıklarım yani. Kabul edin. Asıl olay bu. Bunların hepsi bahane. Arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle, bir dahaki bölümde haftaya görüşmek üzere o zaman diyelim. Her perşembe Türkiye saatiyle 8'de videolarımı yayınlıyorum. Beni takip edebilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylelikle videolarımı kaçırmazsınız. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı yazıyorum. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar. Bugün selam arkadaşlar. Öyle çok böyle